İnsan hakları, eşitlik ve adalet ilkesi nedir? İlticada ne gibi bir yeri vardır? Mülteciler, başvuru yapmayı düşünenler ya da başvuru yapanlar bu konuya nasıl dikkat etmeleri gerekir? Bunun üzerinde bilgilendirme yapmaya çalışacağım. İnsan hakları açısından eşitlik ve adalet ilkesini anlatmaya çalışacağım. Burada önemli olan şu. İltica etmeyi düşünen ve iltica eden kişilerin eğer siyasi kovuşturmayla alakalı bilgi ve belgeleri varsa oraları güçlü olduğu için hukuki mağduriyetler üzerinden yürümeleri daha doğru olacaktır. Ancak siyasi kovuşturmaları yoksa ve bu yönleri zayıfsa bu sefer insani mağduriyetler dediğimiz baskı, zulüm, korku, insan hakları, ihlalleri üzerinde durmaları yararlı olacaktır. Bundan dolayı da insan haklarını anlatırken benim üzerinde durduğum konu akademik ya da bir profesyonel çalışma olarak değil, iltica eden insanların insan hakları, evrensel insan hakları beyannameleri üzerinde bu hak ihlalleri nelerdir, bunları nasıl anlatabilirsiniz diye dikkat çekmeye çalışıyorum. Buraya dikkat etmenizi rica edeceğim. İnsan hak ve ihlallerinden ben bahsederken sizlerin acaba bu anlattığımız konu bende var mı diye düşünmeniz lazım. Ya da ya bende var ama nasıl bunu bana uyarlayabilirim? Ya da bunu anlatırken hangi içerikleri de beraberinde anlatmalıyım şeklinde düşünmeniz daha önemli olacaksa. Yoksa kuru bir dinlemeyle dinlediğiniz takdirde bunun gibi onlarca video YouTube'da bulunmaktadır. Onları dinleyerek de bilgi sahibi olabilirsiniz. Buradaki amacımız daha çok ilticayı düşünen, iltica eden ya da ilticadan ret alan kişilerin karşılaştıkları ya da karşılaşacakları sorunlara çözüm üretme yönünde çaba harcıyoruz. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü konumuz temel Avrupa İnsan Hakları 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bulunan ve 4 Aralık 1948 tarihli Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nde bulunan, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar 82 Anayasası askerler tarafından hazırlanmış olsa da 10. maddesi yanılmıyorsam eşitlik hakkı dediğimiz anayasal hak olarak karşımıza çıkan eşitlik hakkı ve adalet hakkından bahsetmeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar, burada birinci kural şu. İlticayı düşünen arkadaşlar ya da iltica edenler eşitlik hak ihlallerinden bahsederken 1. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki eşitlik maddesine bakmalılar. 2. Eşitlik ve Eşitlik Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu'nun kararlarına bakmalı ve kurumunun kararlarına bakmalı. Üçüncüsü, iltica ettiğiniz ülkede ya da iltica etmeyi düşündüğünüz ülkenin anayasasındaki eşitlik maddesine bakmalısınız. Mesela Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nde birinci maddesinde yer alırken aynı madde Hollanda Anayasası'nın birinci maddesinde yer alabilmektedir. Değişik ülkelerde ise ilk 20 maddede bunun yer aldığını görmektesiniz. Dolayısıyla eşitlik, adalet, özgürlük temel insan haklarından olan maddelerden bir tanesidir. Bunun için en önemli maddelerden birisi olduğu için bunun üzerinde durmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, eşitlik ve adalet dediğimiz zaman ne anlaşılmalı? Bunu baktığımızda bir, din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal gruba mensubiyet, politik düşünceye sahip olduğunuz değerlere bakılmaksızın devletin sağladığı imkanlar ve olanaklar açısından eşit hak ve yükümlülüklere sahip olma demektir. Adalet vicdani bir meseledir, eşitlik ise hukuki bir meseledir. Yani devlet sizin dininize, dilinize, ırkınıza, cinsiyetinize bakmaksızın sizin size her türlü eşit, tüm vatandaşlara eşit imkanları sağlamak zorundadır. Bundan dolayı herhangi bir devlet kurumuna gittiğinizde sizin başörtülü olup olmadığınıza ya da boynunuzda haç takıp takmadığınıza bakmaksızın size işiniz karşısında, devlete düşen işiniz karşısında eşit muamele yapmak zorunda. Tarafsız olmak zorunda. Bunu sağlamakla yükümlüdür. Adalet ise hak ve hakikati, eğriyle doğruyu vicdani bir mesele olarak adaletin sağladığı imkanlar çerçevesinde ayırmakla mükelleftir. Birisinde haklı haksız olduğunuzu ayırmak zorunda. Eşitlikte ise kanun ve anayasada yazan maddeler çerçevesinde Müslüman olmasına bakmadan Alevi, Yezidi, Kürt,
olma, Hristiyan, Musevi, hangi ülke vatandaşı, beyaz, sarı, açık, kapalı olup olmadığınıza, eğitimli, eğitimsiz olup olmadığınıza bakmaksızın, eğer siz devlete bir pasaport çıkartmaya gittiğinizde size diğer vatandaşlara verdiği gibi size de pasaportu vermekle yükümlüdür. Örneğin, eğer diğer vatandaşlara adaleti sağlıyorsa size de bu adaleti sağlamakla yükümlüdür. Eğer devlet bunu sağlamıyorsa eşitlik hakkını ihlal etmiş sayılıyor. Örneğin infaz yasasına baktığımızda eşitlik sağlanmadığını görüyorsunuz. Örneğin Diyanet İşleri'nin baktığımızda 4 tane kanalı bulunmakta. Diyanet İşleri'ne baktığımızda diğer dini gruplara yönelik olarak eşitlik ilkesine sağlamamış olduğunu görmekteyiz. Burada farklı eşitlik ilkeler, mesela devletin eğitim kurumlarına gittiğinizde eşitlik ilkesinin sağlanmadığını görmekteyiz. Yani bu eşitlik ilkesi dönem dönem Türkiye'de yaralar almıştır. Kimi zaman Moğoltay döneminde devlete şu kadar insan aldık dediğinde, kimi zaman ülkücülerin daireler başkanı olduklarını gördüğümüz dönemde, kimi zaman AKP'nin uygulamalarını gördüğümüzde herkes kendi adamını aldığı için ne oluyor? Cemaatlere baktığımızda yine devlette kendi ekiplerine yönelik çalışmalar yaptığını gördüğümüzde ne oluyor? Herkes kendi adamını düşündüğünden dolayı ister istemez aynı hukuka sahip insanlarda bu eşitliğin sağlanmadığını görüyoruz. Ne oluyor? Benim adamım uygulaması oluyor. İmtihanı kazanan birisine hak verilmiyor da ne oluyor? İmtihanı kazanmayan birisine mülakat üzerinden haklar verilebiliyor. Yani eğitim hakkının da engellendiğini görebiliyoruz. Hatırlarsanız vakti zamanında başörtülü kızların üniversiteye alınmaması gibi, daha önceden solcuların alınmaması gibi, şimdi de cemaat mensuplarının alınmaması gibi hadiseleri gördüğünüzde eğitim hakkında eşitsizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Halbuki devlet ne yapmıştı daha önceden? 2012 yılında İnsan Hakları ve Eşitlik diye bir komisyon kurulmuştu. 2016 yılında bunu revize ettiler ve Eşitlik ve İnsan Hakları diye bir kurum kurdular. Aynı zamanda çalışan bir de kurul var. Şimdi bu kurul ve kurumun detayına girmeyeceğim. Yani 2016 yılında Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak 11 kişinin bir kurumla, yönetim kuruluyla kurulmuş bir kurumdan bahsediyor. Türkiye'de Eşitlik ve İnsan Hakları diye bir kurum var değerli arkadaşlar. Bu kurumun amacı zulüm ve zalimane uygulamalar, işkence ve insanlık dışı uygulamalar, insanın onur ve şeref haysiyetini kıracak, aynı zamanda ayrımcılık mücadele için kurulmuş bir kurumdur. Bu kuruma baktığınızda 2016 yılından bugüne kadar ne kadar etki mücadele ettiğine bakmak lazım. Bu kuruma baktığımızda insanların yaşanan işkence, zalim, zulüm ve zalimce eylem ve insanlık dışı uygulamalar karşısında sustuğunu ve herhangi bir çalışmada bulunmadığını görmekteyiz. Bu da bu kurumun siyasi otoriteler tarafından etkin bir şekilde çalıştırılmadığını görmekteyiz. Bu sefer de karşımıza Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, ondan sonra insan hakları dernekleri, uluslararası insan hakları ve af örgütleri gibi kurumların ve Birleşmiş Milletler'in işkence raporları karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple bu kurumun, yani iltica eden veya da düşünen kişilerin bu kurumun fonksiyonu hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Çünkü raportör böyle bir soruyu sorduğunda sizin bu konuyu çürütmeniz gerekir. Kurumun deklarasyonlarına ve yıllık raporlarına baktığınız takdirde bir de Birleşmiş Milletler'in Türkiye ile ilgili işkence, zulüm ve zalimce eylemler, insanlık dışı uygulamalar ve eşitlik ilkelerinin uygulamalarına baktığınızda bunların çeliştiklerini göreceksiniz. Bu şekilde de bu kurumun etkin bir şekilde zulme karşı, işkenceye karşı önleyici bir tedbir olarak etkili bir şekilde çalışmadığını görmekteyiz. Sözüm ona laf olsun, dostlar görsün mantığı içerisinde kurulmuş ve etkin bir şekilde çalışmadığından dolayı da şu an eşitlik ilkesi ayrımcılık gözetilerek ihlal edilmektedir değerli arkadaşlar. Bundan dolayı eşitlik ilkesinin ihlal edildiğine yönelik çalışmalara baktığımızda en son çıkan infaz yasasını görmekteyiz değerli arkadaşlar. İnfaz yasasına baktığımızda hapishanelerin kapasitesi 110 bin civarı. Hapishanede bulunan insan sayısı 300 bindi. 90 bin çıktı.
yaklaşık. Şimdi yerine yeniden yapılanma çerçevesinde insanlar içeri alınmakta. Yani 300 bine dolduracaklar tekrardan. Böyle düşünebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, peki çıkan 90 bin kim? Mafya babaları, çete babaları, katiller, uyuşturucu tacirleri, sahtekarlar, devleti, milleti dolandıranlar, hırsızlar, yolsuzluk yapanlar, çocuk tacizcileri, kadın tacizcileri. Baktığınızda ne kadar dümen varsa bu gruptaki insanların çıktığını görüyorsunuz. Ama akademisyenlerin, yazarların, gazetecilerin, televizyoncuların, öğretmenlerin, memurların ise hapiste olduğunu görüyorsunuz. Şimdi hapiste olmak, yani devletin adalet mekanizmasını işleterek bu kanundan dolayı eşit hüküm ve eşit şartlarda karar vermesi gerekirken ne yaptı? Devlet ayrımcılık yaptı. Yani infaz yasasında ayrımcılık yaparak eşitlik hakkını devlet ihlal etti devlet arkadaşlar. Eskiden Alevisin dedi, Kürtsün dedi, solcusun dedi, ülkücüsün dedi. Şimdi de cemaatçisin diyor ya da cemaat sempatisasınız diyor. Ya da senin cemaatle irtibatın, iltisakın, mensubiyetin var diyor. Bakıyorsun bugün mecliste olan bir sürü insanın cemaat okullarında çocukları okudu, kendileri gitti. Hatta bakanlardan, cemaat okullarından mezun olanlar da var. Birisi bakan oluyor, birisi terörist oluyor aynı kurumdan. Kanun eşit bir şekilde yürütülmediğini görmekteyiz değerli arkadaşlar. Bu sebeple infaz yasasındaki adaletsizlikten ve eşitsizlikten de bahsetmek sağlıklı olacaktır. Aynı zamanda eşitlik bazen pozitif yönde ayrımcılık yapılabildiği durumlar olur. Engelli bir insan için devlet burada eşit imkan sağlamak zorunda değil. Pozitif ayrımcılık yapmak zorunda. Çünkü engelli birisi örneğin yürüme engelliyse ikinci kata okulda çıkacaksa ya da iş yerinde gidecekse oraya asansör sağlamak zorunda ya da onun çalışabileceği ortamı sağlamak zorunda. Vatandaşa çalışma hakkını sağlayacak ama çalışma ortamını da hazırlamak zorunda. Bu eşitlik ilkesine aykırı değil değerli arkadaşlar. Toplumda kadınların ve çocukların pozitif ayrımcılık olarak, çünkü çocuk işçiler çok fazla ve kadınlara yönelik eğitim hakkı ihlali olduğu için onların da hayata katılması noktasında pozitif ayrımcılık yapılabilir. Bu eşitlik ilkesine aykırı değil. Eşitlik ilkesi hak ihlallerini anlatırken istisnai durumları lütfen göz ardı etmeyiniz değerli arkadaşlar. Eşitlik ilkesinin ihlalini nerede görüyoruz? Sosyal medyada ve Twitter'da, Twitter ve sosyal medya fenomenlerine baktığımızda birisi ağzına geleni sayıyor, her türlü hakareti edebiliyor, bunu kendisinde hak olarak görüyor ve savcılar, Cumhuriyet savcıları bu konuda harekete geçmiyor ama onu eleştiren birisine hemen anında dava açılıyor. Dolayısıyla bu tarz kanunların vatandaşlara eşit şekilde uygulanmadığının onlarca örneğini sosyal medyada takip edip bulabilirsiniz değerli arkadaşlar. Benim buradaki amacımı tekrar etmekten dolayı kusuruma bakmayın. Eşitlik hak ve ihlalinin size yönelik nasıl yapıldığını elinizdeki somut bilgi ve belgeler ışığında insani mağduriyetleriniz açısından anlatmanız sizin yararınıza olacaktır. Evet değerli arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler efendim.